Merhaba arkadaşlar, ben Sezar. Bu videoda 3x3x4 küboid küpün nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım. 3x3x4. Şimdi bu küboid küp böyle her taraftan dönüyor. Ama yanlardan döndürdüğünüz zaman veya şu yanlardan veya şu önden tam tur döndürmeniz gerekiyor. Yani şu şekil döndüremezsiniz. Böyle çevirip de böyle dönmez. Veya böyle dönmez. Küboid küp dönmüyor. İki tane 3x3x4 var. Bir dönebilen normalde dönmesi gerekiyor ama bunda dönmüyor. Bunun böyle bir modeli var. Çevirdiğiniz zaman yanlaması da dönmez. Tam tur çevirmeniz lazım. Dolayısıyla 3x3x4 küp neye benziyor? Aynı buna benziyor. Şöyle 3x3x2. 2. Hiçbir farkı yok. Bunu çözmeyi biliyorsanız bunu da rahatlıkla çözersiniz. Çünkü bundaki algoritmalar bunda da geçerli. 4-5 tane algoritma var. Bunu da nasıl uyguluyorsak onu da uygulayarak onu da çözeceğiz. Mesela bunda nasıldı? İlk önce artıyı yapıyorduk beyazdan. Sonra köşeleri yapıyorduk. Sonra küpü ters çeviriyorduk. Köşeleri yapıyorduk. Ondan sonra artıyı yapıyorduk. Aynı sistem bunda da geçerli. Zaten şimdi anlaşılır. Şimdi bunu bir karıştıralım. Hızlı bir çözmeye çalışalım. İki boyut küp şöyle dönmez, dediğim gibi tam tur, square one gibi tam tur döndürmeniz gerekiyor. Renk uyumunu da gösterecektim ama renk uyumu doğru. Bir farklılığı yok ama kaliteli bir küp, parlak bir küp. Zaten belli oluyor. Şöyle uzak tutayım. Aynı 3x3x2'yi nasıl çözüyorsak bunu da aynı şekilde çözeceğiz. Mesela karıştırdığımız düşünelim. Şimdi şöyle karıştıralım. Şöyle kenara alalım. Çözmeye başlarken önce burayı sonra burayı değil. Önce şu ortadaki 3x3x2'yi çözeceğiz. Burada bir 3x3x2 var. Yani 2 burası zaten. 3 de böyle. Yani ortadaki şu oluyor aslında. 2 tane 3x3x2'nin üst üste hali diye düşünebilirsiniz. Biri burada, biri burada. Dolayısıyla ortada da bir tane 3x3x2 olmuş oluyor. Yani beyaz üstte, yeşil önde. Yok, şöyle. Beyaz üstte, yeşil önde. Sağda kırmızı, solda turuncu. Biz ilk önce ortadakini çözeceğiz. Şu ortadakiliği. Mesela beyaz üstte ise, yeşil önde ise sağda kırmızı olması gerekiyor. Yeşil artı yapıyoruz şu anda. Yeşilin artısının bir ucu bu, bir ucu bu. Kırmızı aşağıya inmesi lazım. Bir tur çeviriyoruz. Aşağıya iniyor. Kırmızının karşısında turuncu olması gerekiyordu. Buraya turuncu getireceğiz. Turuncu yukarıda. Yine bunu da bir tur çeviriyoruz. Geldi. Yeşilin tam karşısında mavi olması gerekiyor. Burada pembe var. Yeşilin tam karşısında burada. Buraya mavi getireceğiz. Burada mavi yok. O zaman üst kısmı şöyle bir çeviririz. Mavi gelir. Maviyi çeviririz. Yeşilin de karşısında mavi olur. Şunu biraz daha kısayım da. Ne güzel çalıyor. Şimdi yeşil burada, sağında kırmızı, solunda turuncu, karşısında mavi. Artıyı yaptık. Artının köşelerini yapacağız ilk önce. Mesela burada bir pembe var. Burada bir yeşil var. Yeşil ve pembe tam ortasında bir köşe olması gerekiyor. Yeşil pembe. O da şurada.
şöyle çeviririz. Bu yeşil pembe köşeyi buraya alacağız. Bunu buraya almak için yaptığımız bir algoritma vardı. Şu ikisini yer değiştiriyor. Ama bu böyle dik olarak aşağı inmiyor. Ters olarak iniyor. Yani pembe bu tarafa geçiyor, yeşil bu tarafa geçiyor. Olması gereken de o zaten. Şu anda ihtiyaç olan o. Yeşil buraya geçecek, pembe buraya geçecek. Yani bu küp aşağı inecek. Küpü böyle tutuyoruz. Ben buna kesme diyorum. Kesme. Sağa. Kesme. Sola. Kesme. Böylelikle aşağıya geldi. Şimdi diğer köşeye bakalım. Mavi burada, pembe burada. Buraya mavi pembe parça gelecek. O nerede? O burada. Şimdi mavi pembe parça buraya gelmez. Yani gelir ama ters gelir. Çünkü pembe burada, mavi burada. Bunu ters, yani aşağı indirirsek ters olarak ineceği için mavisi bu tarafa, pembesi bu tarafa bakıyor olacak ve bu buraya uymayacak. Başka bir pembe mavi parça var. Bu nerede? Burada yok. Ha, demek ki altta, şurada. Bunu buradan çıkartmak için buraya kendi rengini getirelim. Yani turuncu ve mavi. Turuncu mavi köşe buraya gelirse bu buradan çıkar. Turuncu maviye bakalım, burada. Bu da buraya denk gelmez. Çünkü mavisi buraya bakıyor, turuncusu buraya bakıyor. Ters çevirirsek ters olarak denk gelecek. Başka mavi turuncu parça. Yok. O da burada. O zaman buraya bir parça getirsek bu buradan çıkar demektir. Ona bakalım. Turuncu burada, yeşil burada. Turuncu yeşil parçayı buraya getirelim ki bu buradan çıksın. Bu gelmez. Ters olur çünkü. Hepsi birbirinin yerinde mi yoksa? Evet, öyle görünüyor. O zaman rastgele parça getireceğiz. Şu parçayı buraya getirelim ki bu buradan çıksın. Kesme, sağa, kesme, sola, kesme. Mavi turuncuyu oradan çıkardık. Mavi turuncuyu gelmesi gereken yere çekelim. Nerede? Burada. Yok, burada değil. Burada. Mavi turuncu burada. Turuncu burası, mavi burası. Bu ters olarak buraya girer. Bu buradan çıkar. Bunu da kendi yerine götürürüz. Kesme, sağa, kesme, sola, kesme. Böylelikle geldi. Yerinden çıktı bu parça. Bunu kendi yerine çekelim. Mavi pembe. Mavi pembe. Mavi pembe nerede? Ha, burada. Mavi burası, pembe burası. Bu parçayı buraya indirirsek bu yerinden çıkar. Bunu da kendi yerine götürürüz sonra. Gelmesi gereken yere, yani üste çekiyoruz ki bu ikisi yer değiştirecek. Pembe burada, mavi burada. Bu aşağıya inecek. Kesme sağa, kesme sola, kesme. Geldi. Turuncu yeşil yerinden çıktı. Bunu yerine götürelim. Turuncu yeşili aşağı indireceğiz. Yine aynı algoritma. Köşeleri yapıyoruz şu anda. Yani şu 3x3x2'nin şu anda köşelerini yapıyoruz. Artıları yaptık. Yine bunu aşağı indirmek için kesme, sağa, kesme, sola, kesme. Böylelikle şu 3x3x2'nin alt kısmını yapmış olduk. Yani tek tarafını yapmış olduk. Yani şu kısım oldu. Böyle yeşil yeşil, pembe pembe, mavi mavi. Şimdi şu kısmı yapacağız. Bu kısma geçince ilk önce burada headlight bakıyoruz. Headlight dediğimiz olay şu. İki tane aynı renk olması lazım. Bir saniye, bu ekrana geçti yine. Getir yemek. Headlight bakıyoruz. Şunu da kenara alalım. İki renk aynıysa bu iki rengi solda tutuyoruz. Yani burada, bu tarafta, solda bu şekilde tutuyoruz iki rengi. Böylece şu iki rengi de yer değiştirmiş olacağız. Yani dört köşede doğru yere gelecek. Şu algoritmayı yapıyoruz. Kesme, sağa, kesme, sola, kesme. Küpü bir tur çeviriyoruz. Kesme, sola, kesme, sağa, kesme. Böylelikle köşeler yerli yerine gelmiş olur. Köşeler yerli yerine gelince artının uçlarına bakacağız. Şimdi mesela
doğru yerde olan var mı? Şurada bir mavi doğru yerde, şu turuncu yanlış yerde ama şu pembe de yanlış yerde. Dolayısıyla şu turuncu ile şu pembeyi ilk önce bir yer değiştirmemiz lazım. Yer değiştireceğimiz iki uç, biri sağda, biri bize bakıyor olacak ve şu algoritmayı yapacağız. Kesme, sağ, kesme, sağ, kesme, iki kez sağ, kesme, iki kez sağ, kesme, sağ, kesme, sola, kesme. Böyle yapınca ikisi yer değiştirmiş oldu. Pembe yerine geldi, turuncu buraya geldi. Bu turuncu burada, bu turuncuyu da bu yeşilli yer değiştireceğiz. Çünkü yeşil buraya gelmesi lazım, turuncu buraya gelmesi lazım. O zaman küpü yine böyle tutuyoruz. Biri bize bakıyor, biri sağa bakıyor. Yine aynı algoritma. Kesme, sağ. Kesme, sağ. Kesme, iki kez sağ. Kesme, iki kez sağ. Kesme, sağ. Kesme, sola. Kesme. Böylelikle değişmiş oldu ikisi. Şimdi ikinci katmanı da yapmış olduk. Yani üst katmanı da yapmış olduk şurayı. Şu kısmı. Böylece ortadaki 3x3x2'yi bitirmiş olduk. Ortadaki bitti. Şimdi üst ve alta geçeceğiz. Üst ve alt. Şu ortayı yaparken şuna dikkat edin. Beyaz üste dursun. Beyazı üste tutarak yapın. Yani sarıyı üste tutmayın. Beyazı üste tutun. Ona göre burayı yapın. Yoksa ters olur. Burası düzeltemezsiniz. Yani düzeltirsiniz de çok uğraşırsınız. Beyaz üstte yeşil önde oluyordu çünkü. Sağda kırmızı, solda turuncu oluyordu. Pembe de hani kırmızı diyelim. Şimdi bu ortadaki 3x3x2'yi yaptıktan sonra beyazlara geçelim. Beyazlardan bir artı yapalım. Mesela şöyle bir çevirirsek artının bir ucu zaten olmuş. Pembesi denk gelir. Mavisi denk gelmez. O zaman pembenin karşısında turuncu oluyor. Yani kırmızının karşısında turuncu oluyor. Beyaz kırmızı, beyaz turuncu olması lazım. Şu alttan bakalım. Burada beyaz turuncu. Beyaz turuncuyu tam tur çevirirsek buraya gelir. Çevirelim. Geldi. Şimdi yine yan çevirelim. Buraya da nasıldı? Buraya da yeşil gelmesi lazım. Beyaz yeşil. Beyaz yeşil de burada. Burada. Bunu çeviriyoruz. Gelmesi gereken yere. Üste çıkaracağız. Buraya gelecek. Çıkardık. Üste geldi. Beyaz yeşil. Beyaz yeşilin karşısında beyaz mavi olması gerekiyor. Şöyle. Buraya beyaz maviyi getireceğiz. Beyaz mavi burada. Şöyle. Bunu tam tur çevirirsek yukarı çıkar. Beyaz mavi de olur. Böylece artıyı yapmış olduk. Beyaz mavi denk geldi. Beyaz kırmızı denk geldi. Turuncu denk geldi. Ve yeşil denk geldi. Şimdi köşeleri yapacağız. Köşeleri yaparken küpü beyaz üste değil de beyazı alta alacağız. Şöyle taş çeviriyoruz. Sarıyı üste alıyoruz. Mesela beyaz, turuncu, yeşil. Bu parça nereye gelecek? Bakalım. Bu parça buraya gelecek. Çünkü turuncu burada, yeşil burada, beyaz altta. Şu ikisini yer değiştirecek. Şu an yaptığımız algoritma. Demin şu ortadaki ikisini değiştirmek için yaptığımız algoritmanın aynısını şimdi burada yapacağız. Fark eden bir şey yok yani. Demin bu ikisini yer değiştiriyorduk. Şimdi bu ikisini yer değiştireceğiz. Beyaz alta gelecek. Bu üste gelecek. Kesme, sağa, kesme, sola, kesme. Geldi. Buraya da beyaz, pembe, yeşil geldi. Bu nereye gelecek? Beyaz, pembe, yeşil. Ona bakalım. Beyaz, pembe, yeşil buraya gelecek. Yani gelmesi gerekenin yerin tam üstüne çekiyoruz. Bu ikisini yer değiştireceğiz. Beyaz, pembe, yeşil aşağıya gelecek. Bu kısma. Kesme, sağa, kesme, sola, kesme. Bu da geldi. Üste ne var? Üste beyaz, pembe, mavi var. Bunu bakalım nereye gelecek bu köşe. Evet, buraya gelecek. Çünkü beyaz zaten burası, mavi burada, pembe burada. Bu beyaz, pembe, maviyi alta almak için bu ikisini değiştirme algoritması yine aynı şey.
kesme, sağa, kesme, sola, kesme. Bu da geldi. Bir köşe kaldı. Beyaz, mavi, turuncu. Bu köşe de yine buraya gelecek. Tam olarak ikisi yer değiştirecek. Yine aynı hareket buradan. Kesme, sağa, kesme, sola, kesme. Böylelikle bu da yerine geldi. Beyazları bitirmiş olduk. Evet. Şimdi bunu bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Sarıların köşelerini, şu köşeleri yapıyoruz. Yani headlight var mı ona bakalım diye. Burada iki renk yok aynı olan. Burada da yok iki renk. Burada var. İki renk varsa bu iki rengi böyle solda tutuyoruz. Sol tarafta kalıyor. İki renk. Eğer yoksa yine bu algoritmayı yapın. Bu iki tane renk denk gelecektir. Denk geldikten sonra ikisini solda tutup yine aynı algoritmayı yapıyorsunuz. Bu ikisi sola bakacak. Şimdi yapacağımız hareket şu ve şu ve şu bütün dört köşeyi doğru yerine getirecek. Kesme, sağa, kesme, sola, kesme. Şimdi bir tur çeviriyoruz. Kesme, sola, kesme, sağa, kesme. Böylece turuncu turuncu, mavi mavi, pembe pembe köşeler doğru yerine gelmiş oldu. Ya ben buna kesme diyorum. Şimdi şu alt kısımda şu kısımları bir eşleştirelim. Yani şöyle bir çevirelim. Mavi mavi. Şimdi küpü ters çeviriyoruz yine. Beyaz üstte. Beyaz üstte. Beyaz üstte. Önde yeşil. Sağda kırmızı. Solda turuncu. Altta sarı. Küpün çoğunu bitirdik şu anda. Şu an yapacağımız iş şuralar ters denk gelmiş. Şu ikili, şu ikili, şu ikili. Bunları düzelteceğiz. Bunları nasıl düzelteceğiz? Mesela bakıyoruz. Şimdiki algoritma şu ikisiyle şu ikisini yer değiştirecek. Şu ikisiyle şu ikisini yer değiştirecek. Küpü böyle tutarsak bunlar yer değiştirecek. Pembe mavi buraya gelecek. Pembe yeşil buraya gelecek. Bir işe yarar mı? Yaramaz. İkisi de zaten ters. O zaman şöyle bakacağız. Pembe yeşil buraya gelecek. Turuncu mavi buraya gelecek. İşe yarar mı? Yarar. Çünkü bu ikisi buraya gelir. Bunlar buraya gelir ve burası düzelmiş olur. Bakarak yapacağız yani o işi. Saçlarımıza her dokunduğumuzda kir, yağ ve toz bulaşır. Gördüğünüz yerde neresi düzelmesi gerekiyorsa orayı düzelteceğiz. Mesela bu ikisini bir buraya alalım. Bu ikisini de buraya alalım. Küpü böyle tutuyoruz. Şu algoritmayı yapıyoruz. Üst iki, iki kez sağ. Kesme. Ön yüz. Üst iki. Üst tek. Ön yüz. Kesme. Üst iki. Böylece bu ikisi buraya geldi, bu ikisi buraya geldi. Burası düzelmiş oldu. Şimdi bakalım. Pembe yeşiller burada. Bu pembe yeşilleri buraya alalım. Bunları da buraya alalım. Yine aynı hareket. Üst iki, iki kez. Kesme. Ön yüz. Üst iki, iki kez. Üst tek, iki kez. Ön yüz. Kesme. Üst iki. Bunlar buraya geldi, bunlar buraya. Burası da düzeldi. Şimdi parite gibi bir şey geldi. Parite ne? Her taraf olmuş. Şu köşe tam olarak çaprazda kaldı. Şuraya gelmesi lazım. Bu da buraya gelmesi lazım. Yine değiştirerek yapacağız. Bu ikisini ilk önce buraya alacağız. Sonra buradan buraya alırız. Yine bu ikisiyle bu ikisini yer değiştirme algoritması. Çünkü bunlar önce buraya gelecek, sonra buraya gelecek. Üst iki, iki kez. Kesme. Ön yüz. Üst iki, iki kez. Üst tek, iki kez. Ön yüz. Kesme. Üst iki, iki kez. Böylece buraya geldi. Bu da buraya geldi. Şimdi bu pembe mavi ile bunları yer değiştirirsek turuncu yeşil buraya gelir. Pembe mavi buraya gelir. Pembe maviler yapılmış olur. Yine aynı hareket. Üst iki, iki kez.
kesme, ön yüz, üst iki kez, üst iki kez, ön yüz, kesme, üst iki kez. Böylece burası düzeldi. Şimdi bu ikisiyle bu ikisini yer değiştireceğiz. Turuncu yeşil buraya gelecek ve burası tamamlanacak. Mavi turuncu buraya gelecek ve burası tamamlanacak. Normalde bu kadar uzun sürmüyor. Genelde burada bir parça kalıyor, bir parça kalıyor ama burada ters durduğu için böyle de denk gelebilir. Ya duruma göre bakacaksınız. Nasıldı? Üst iki, iki kez. Kesme. Ön yüz. Üst iki, iki kez. Üst tek iki kez. Ön yüz. Kesme. Üst iki, iki kez. Böylece bitmiş oldu. Şimdi küpü ters çeviriyoruz. Küpü ters çeviriyoruz. Şurada bir parite var. Turuncu ile yeşili yer değiştirmemiz gerekiyor. Bunu bir yapalım. Bunu demin yapmayı unuttuk galiba. Biri sağa bakıyor, biri bize bakıyor. Kesme, sağa, kesme, sağa, kesme, iki kez sağa, kesme, iki kez sağa, kesme, sağa, kesme, sola, kesme. Böylece burayı da yapmış olduk. Ama şurayı bozmuş olduk. Burayı bir düzeltelim. Bu kısımda bu kısım düzelecek. Turuncu yeşil buraya gelecek. Turuncu mavi buraya gelecek. Yine aynı hareket. Üst iki kez. Kesme. Ön yüz. Üst iki iki kez. Üst tek iki kez. Ön yüz. Kesme. Üst iki iki kez. Böylece her tarafını yapmış olduk. Yani bu kadar arkadaşlar. Çözümü çok basit. Bazen de şöyle bir şey denk geliyor. Onu da söyleyeyim. Şu iki parça burada. Şu iki parça burada. O zaman önce bu ikisini değiştirme algoritmasını yapacaksınız. Sonra bu ikisini değiştirme algoritmasını yapacaksınız. Sonra duruma göre şuraları değiştireceksiniz. Düzelecek. Bazen de şu iki parça karşıda oluyor. Bu iki parça burada oluyor. O zaman da bununla bunu değiştirme algoritmasını yapacaksınız. Sonra da bununla bunu değiştirme algoritmasını yapacaksınız. Duruma göre bakacaksınız yani. Ama genel olarak 2 boyut 3x3x4 bu şekilde çözülüyor. Algoritmaları bu şekilde. Uzun gelebilir ama ezberlemesi kolay. 3x3x2 ile aynı. Hiçbir farkı yok. Yani bu küp de böyle çözülüyor arkadaşlar. Bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın.